bu programları yemek takım arkadaşlarımız olabilir diye. Her programda tekrarlıyorum ama yine de hatırlatayım. Ali Demir, Ercan Özdemir, Ahmet Çalık da birlikte yapıyoruz. Hepimizin gözünün şeyi var burada bir. Ne diyelim, rol tanımı var. Genel duruma bakıyor veya bir sorun olursa şey yapıyor. Daha da yapıyor. Ercan Öztemel Zoom'da soruları soruyor. Ahmet de YouTube'dan sorular olursa onları soruyor. Bu program şimdiye kadar saat 21'de başladı. Salı günü Ramazan başlıyor. Ramazan'da teravih de olduğu için 22.30'da yapalım diye düşündük. Bundan sonra 17 ve 24 bir sonraki programlarımıza. Bir de Hocam ya size duymakta güçlük çekiyoruz. Ahmet, bunu nasıl yükselteceğiz Ahmet? Bu benim bilgisayar bunu yapıyor sakın. İyi yaklaşayım ama Buyurun hocam. abi şimdi nasıl abi? Daha Aynı. iyi. Şimdi iyi. Bu şimdiye kadar saat 21'de yani 9'da yapıyorduk. Ramazan 30'da başlatacağız programları. Ramazan dolayısıyla yine yarın akşam özel bir konferans olacak. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i konuk ediyoruz. Yine saat 21'de. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ben bir giriş yapacağım. Devam ettiremezsem benim yerime Ali Demir devam ettirecek. Benim fonksiyonumu. Onu da söylemiş olayım. Şimdi konuşma başlamadan önce konuşmacının yani Ertan Tağman'ın özgeçmişini, kısa özgeçmişini yapıyoruz. Ertan Tağman, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 2007 yılında Prof. Dr. Yavuz Unat danışmanlığında Mustafa İbni Ali El-Muvakkit Usturlap Risalesi başlıklı yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra 2014 yılında Prof. Dr. Hüseyin Gazi Toz danışmanlığında Bilimsel Açıklamanın Tarihsel Felsefi Temelli başlıklı doktora tezini savundu. 2014 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümünde çalışmaya başladı. Halen aynı üniversitede Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmekte ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Bize burada en büyük katkı yapan Yavuz Unat olduğunu da her seferinde söylemesek hakşinas davranmış olmayız diye onu tekrar söylemiş oluyorum. Ertan Hocam'ın konuşmasının başlığı Astronomi Aletleri Tarihi Usturlap Rubu Tahtası. Yaklaşık bir saat kadar konuşmanın süresi planlandı. Saat 10 ve 10:20 arasında da kemane dinletisi sunulacak. Kadir Verim tarafından. Bunun özgeçmişi tam şeyden o dinletiden hemen önce okunacak. Ertan Tağman Hocam, buyurun söz sizin. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hocam. Başlamadan hemen önce üniversite araştırmaları platformu bilim tarihi konuşmalarının düzenlenmesinde
Başta Ali Demir, Durmuş Günay, Ercan Öztemen hocalarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii bununla beraber bu konuşmayı yapmak üzere beni davet eden Yavuz Murat hocama da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette şu anda hani burada bulunan ve tüm katılımcılara vakit ayırdıkları için ve sabır gösterecekleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bahsettiğiniz gibi hocam, şurada hemen başlatalım. Astronomi aletleri tarihi üzerine bir sunum yapacağım. Astronomi aletleriyle alakalı olarak giriş yapmadan önce kısa bir giriş yapmak istiyorum. Astronomi ve bilim ilişkisi, astronomi astroloji ilişkisi üzerine izniniz olursa. Şimdi tabii Aristoteles Metafizik adlı eserinin girişinde insan doğası gereği bilmek ister diye bir ifade kullanıyor. Ve Karl Hempel de 20. yüzyılda insanda bilme dürtüsünü harekete geçiren iki şeyin ihtiyaçlar ve merak olduğunu ifade ediyor. İnsanın ortaya çıkmasından itibaren kendi varlığını devam ettirebilmesinin en önemli koşulu da doğada var olan düzenlikleri tanıma zorunluluğu olmuştur. Bu tanıma zorunluluğu insana özgü bir entelektüel faaliyet ve muhakeme yetisi olarak deneyimlerin birikimine ve bu deneyimlerin karşılaştırılmasına, sınıflandırılmasına, düzenlenmesine ve isimlendirilmesine dayanmakta. Tabii böyle bir çaba insanda mevcut olan evrene hakim görünen neden-sonuç fikrini doğurmaktadır. Bu neden-sonuç fikri de doğanın hiçbir alanında astronomide olduğu kadar belirgin olmamıştır. Bununla birlikte tabii salt düzenliklerin tanınması bilimin tam anlamını vermeyebiliyor. Düzenlikler basitçe insan zihninin yapıları olabiliyor. İnsanlar da doğaları gereği doğrudan genelleme yapmaya veya bir sonuca varmaya meyilli olduğu için bu genellemeler bazen direkt düzenliklerin karşılığı olmayabiliyor. Zihin tabii kaosa tahammül edemiyor. Bu yüzden de olgusal bir karşılığı olmadığında bile zihin düzenlikler inşa edebiliyor. Örneğin orta çağın astronomi yasalarından biri kuyruklu yıldızların ortaya çıkmasının büyük bir karışıklık habercisi olduğuna ilişkindi. İngiltere'deki Norman istilasının 1066 kuyruklu yıldızını takip etmesi ya da İstanbul Rasathanesi'nin bir kuyruklu yıldız gözleminden sonra veba salgını bahane edilerek yıkılması bunlara örnek olarak verilebiliyor. Gerçekten de gökyüzü baktığımızda her çağda insanlığın böyle hayal gücünü ve evren görüşünü etkilemiş, insanın gökyüzü hakkındaki zamanla değişen inançları, bilgileri ya da gökyüzünün yapısı hakkındaki fikirlerin gelişmesi değişik medeniyetlerde kültür farklarını ve labirentin içinde insanlığa yol gösterecek bir çizgi oluşturmuş. Bu bağlamda önemli bir yere koyduğumuz astronomi ilk çağlardan itibaren göksel kehanet de dahil olmak üzere temel ve en eski bilim olduğuna inanılıyordu. Her ne kadar bunun altında yatan sebep dini bir yorumla Set'in torunlarının geometri ve astronomi bilgisini öğrenmesi, bunu daha sonra Keldaniler ve Mısır yoluyla Greklerin öğrenmiş olması ve sonraki nesillere aktarmış olması gibi görünse de gerçekte gökyüzündeki muazzam olaylar insanlığın kaderini doğrudan etkilemiştir. Neticede güneş ve yıldızlar ait gökyüzündeki en belirgin nesneler hareketlerini tekrarlamakta, gece gündüz insan varoluşunun temel ritmini sağlamakta ve mevsimlerin bilinmesi insanların böyle binlerce yıldır hayatta kalabilmek için bağımlı olduğu hayvanların göç zamanı ve tarımın icadı ile ekim için uygun zamanın belirlenmesi açısından da önemli. Mezopotamya'daki antik uygarlıklarda tanrıların gelecekte meydana gelecek olayları insanlara gösterdiklerine inanılıyordu. Bu gösterim işaretleriyle yapılıyordu. Bu işaretlere Sümerce, Giskim ya da Akatça İttu deniliyordu. Bu işaretler birinci anlamda kurban edilen hayvanların iç organlarında suya damlatılan yağ damlacığının yayılımında veya ikinci olarak gökyüzündeki sıra dışı bir takım olaylarda görülüyordu. Birincisi daha çok insanın birey olarak başına gelebilecek olayların öngörüsünde kullanılırken ikincisi ise toplumu etkileyecek daha büyük olayların öngörüsünde kullanılabiliyordu. Tabii bu özellikle Mezopotamya üzerinden baktığımızda bu neden sonuç fikri gökyüzündeki olayları temel bir zorunlu neden olarak düşünmesi şeklinde değildi. Bunları birer işaret olarak görüyordu. Bu bağlamda öyle bir ayrım yapılabiliyor. Şimdi astroloji ve astronomi arasındaki farka değinmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk çağlardan itibaren insanların tabii bu merak ve ihtiyaçları gökyüzüne baktığı andan itibaren hem ihtiyaçlarını görmek niyetiyle hem de yeryüzündeki işte gerek tarım faaliyetleri gerek hayvancılık faaliyetleri üzerinde etkileri bağlamında insanların hayatındaki diğer olaylarda da etkili olup olmadığına ilişkin bir takım düşünceleri beraberinde doğuruyor. Ve bu bağlamda da ilk çağlardan itibaren astronomi ve astroloji terimlerinin birbirinden kolaylıkla ayrılamadığını görebiliyoruz. Yunanca metinlerdeki kullanımda anlamların pratik olarak ayırt edilemez olduğu ileri sürülüyor. Aynı anlam her iki alana da uygulanabiliyor. Bu anlamların özellikle bu iki terimin ilk denildiği eserlere baktığınızda
İşte Seron'un, Da Oratore, Tuana Lapolionus'un, yine De Haristio et Noctis ya da Proclus'un Timaeus Commentary eserlerinde bu iki terimden bahsedildiğini görebiliyoruz. Bazı tarihçilere göre de Sevillalı Isolare etimolojik kitabının 3. ve 27. bölümlerinde iki terim arasındaki ayrışmayı modern anlamda ilk kez dile getiren kişi olarak biliniyor. Orta Çağ'da ise Victor Hugo'nun Eruditio Didascalica eserinde yer alan astroloji ve astronomi tanımları büyük ölçüde birazdan ifade edeceğim Isolare'nin pasajına ve aynı bağlamdaki diğer ifadelerine benziyor. Bu pasajda Isolare, Sevillalı Isolare şöyle bir ifade kullanıyor. Astronomi ve astroloji arasında farklılıklar vardır. Çünkü astronomi gökyüzünün dönüşünü, ortaya çıkışını, yıldızların yörüngelerini ve hareketlerini içermektedir. Ya da bu nedenlerle böyle adlandırılmaktadır. Astroloji ise kısmen doğal, kısmen doğaüstüdür. Güneşin ve ayın dönüşlerini ya da yıldızların uzaklıklarının belirli duraklarını tanımladığı zaman doğayla ilgilidir. Yıldızlarda gözlem yapıp gökyüzünün 12 işaretinin her birini ruhun ya da bedenin uzuvlarıyla düzenleyen ve yıldızların yönleriyle insanların doğumlarına ve karakterlerine ilişkin kehanette bulunmaya cüret eden matematikçilerin takip ettiği şey ise doğaüstüdür diyor. Yine Michael Lycas, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum adlı eserinde astronomi ile astrolojiyi belirlerken astronomi tüm göksel cisimlerin konumunu, hareketini ve ayrıca düzenli bir araya gelmesini ve ayrılmasını öğrettiği için azizlere bile izin verilmiş bir bilgi. Eski bir hikayede duyduğumuz gibi sorumlu yıldızlar olan Melek, yani Uriel, Set ve Henok'a indi ve bunun üzerine onlara mevsimlerin devinimlerini ve yıldızların işaretlerini öğretti. Astroloji ise bunlardan türeyen geleceği bildiren tahmin ya da öngörüdür. Bilgilerimize dahi hiçbir zaman bunun için izin verilmemiştir. Çünkü oldukça basit olanları çok fazla saptır ve dikkatlerin doğuma ve kadere yöneltmeye sağlar. Yine Marco Polo 1298'de yayınladığı eserinde astronomi ve astronomi terimlerini kullanıyor. Burada ikinci terim daha çok astroloji anlamında değerlendiriliyor. Yine Concesi bilim, astroloji ve astronomi arasında evrensel olarak kabul edilenden oldukça farklı bir ayrım yapıyor. Bunu yazara göre de astroloji, görünümlerin gerçeğe uygun olup olmadığı sorusuna herhangi bir gönderme yapmadan göksel fenomenlerle ilgilenirken, astronomi görünüşlerin olgulara uyup uymadığına bakmaksızın göksel davranışları gerçek olarak kabul ediyor. İslam bilimine geldiğimizde tabi bu astroloji-astronomi ilişkisinin özellikle Batlamyus'un Tetrabiblos adlı eseriyle bağlantılı olarak ele alırsak, Tetrabiblos'ta da Batlamyus bu astroloji metni olarak değerlendiriliyor. Orada da bu metinle ilgili şöyle bir açıklama yapıyor. Yani yeryüzü ve gökyüzü arasında bir bağlantı var ama bu bağlantıya göre, sadece bu bağlantıya göre yeryüzündeki olayları tanımlamak ya da anlamaya çalışmak biraz yanlış olabileceği noktasında bir iddiası var. Hatta şunu söyleyeyim, yani dünya üzerindeki bütün olaylarda çok fazla parametre bulunuyor ve bu parametreler içerisindeki küçük bir nokta belki gökyüzündeki olaylarla ilgili olabilir ama bunların bilinmesi çok ciddi bir bilgi birikimi veya işte hikmet gerektirecek bir durum diyor. İslam biliminde astroloji ve astronomi terimlerinin kullanılması, buna terminolojik olarak bakıyorum tabii ki burada. Astronomi için kullanılan terimler ilmel heye, ilmel felek ve ilmel nücum şeklinde. Astroloji için ise ilm ahkâm-ı nücum veya sanat-ı ahkâm-ı nücum şeklinde kullanılıyor. İhvan-ı Safa'nın kaleme aldığı Resal-i İhvan-ı Safa adlı eserde astronomi terimi aynen korunmuş. Matematik bölümünün astronomiye başlıklı 3. risalesi yıldız bilimi ve kürelerin yapısı hakkındadır diyor. Bu terim Harezmi'nin Mefatihül Ulum adlı eserinden aynen alınmıştır. Astronomi ve astroloji terimleri Biruni'nin İfradül Makal fi Emre'l İzal adlı eserinde de geçiyor ki en çok da aslında oradan atıflar yapılıyor. Kitab-ı Hasais vel Muvazene Beynel Arabiye vel Farisi adlı eserinde Hamza el-İsfani Usturlab'ın Stara Yap'tan Arapçalaşmış Farsça bir kelime olduğundan bahseder diyor. Yunanca astrolabion terimi bir aleti imliyor. Aster yıldız anlamında, astronomiya sözcüğü Yunanlılarda ilmel heye anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda sınat ahkemen nücum anlamında astrolojiye şeklinde bir terim kullanıldığını ifade ediyor. Bunu genel anlamda eğer astronomi açısından değerlendirecek olursak İslam astronomisinin Nallino'nun tanımlamasıyla Araplar hem trigonometrik formüllerin kullanımında hem de aletlerin sayısı, kalitesi bakımından ve gözlem teknikleri sayesinde önce elleri Yunanlıları övgü eder biçimde aşabildiler. Gözlemlerin hem sayısı ve sürekliliği hem de kesinliğinde İslam ve Yunan astronomisi arasında çok dikkat çekici bir farklılık kendini göstermektedir şeklinde bir ifade kullanıyor. Biz de burada tabii hani bilim tarihi açısından astronomi aletlerini tanımlayacağımız için bilim tarihinin de kısaca aslında klasik eserler üzerinden bir anlam kurma çabası olarak tanımlayabiliyoruz.
Klasik sözcüğü de burada Latince classus'tan türemiş, en yüksek sınıfa mensup anlamına geliyor. Giderek tek başına mükemmellik ifade eden bu kavram egemen sınıfların üstünlüğünün bir parçası haline geliyor. Geçmişin böyle seçkin ve gösterişli yapıdan ifade etmek ve daha çok geçmişe duyulan bir hayranlığı dile getirmek için kullanılan bu kavramın içeriği, bugünkü imkanlara sahip olmayan ataların nasıl olup da muazzam bilgilere ulaştığına dair merakı barındırmakta ve bu bilgilerden şüphesiz de biraz önce de ifade ettiğim üzere en önemlisi ya da en dikkat çeken astronomi. İslam astronomisi üzerine bilgilerimiz daha çok 8 ve 12. yüzyıl İslam astronomi aletleri hakkında eğer konuşacak olursak temelde iki kaynağa dayandığını söyleyebiliyoruz. Birincisi dünyada farklı coğrafyalarda yer alan müze ve özel koleksiyonlarda yer alan aletler. İkincisi ise aletlerin yapımı ve kullanımı hakkında kütüphanelerde yer alan yazmalar. İslam astronomi aletlerinden günümüze kadar yaklaşık 200'e yakın küre, yüzlerce usturlap, düzinelerce kadran ya da rubu tahtası, güneş saati bulunmakta. Bunların çoğu 8 ve 12. yüzyıllara ait. Ama bu astronomi aletleri hakkında en ayrıntılı bilgiler ya da işte öngörüler de Hakkı'nın İstanbul Gözlemevi'ne ait illüstrasyonları sayesinde elde edilmiş. İslam astronomi aletleri temel olarak iki kategoride değerlendiriliyor. Gözlemsel aletler ve gözlemsel olmayan aletler. Burada gözlemsel aletler tabii ki kullandığımız ya da birazdan daha ayrıntılı olarak göreceğimiz aletleri kapsarken gözlemsel olmayan aletler daha çok hesaplama araçları olarak kullanılıyor. İslam astronomlarının kullandığı aletler genel olarak Battamius'un Almacias ve Tetrabibios adlı eserlerinde anlattığı aletlere yakın biçimde kullanılmış. Kullanılan en temel aletler halkalı küre, paralaks cetveli ve duvar kadranı. Halkalı küre zaten halak, yeri temsil eden merkezdeki küre etrafında zodyak burçlarının temsil edildiği halkalar bulunan bir alet. Kullanıcının enlemine göre ayarlandıktan sonra yılın herhangi bir gününde gün doğumu saati gibi küresel astronomi sorunlarını çözebiliyor. Halkalı küre gökyüzündeki nesnelerin bir modeli olarak görülüyor. Genelde bu halkalı küreyi küresel usturlapla karıştırılmış ve bununla ilgili hem Biruni'nin hem Harezmi'nin ifadeleri var. Küresel usturlap halkalı küreden farklı, soldaki mesela ekrandaki soldaki görüntüde yer alan alet küresel usturlap, sağdaki ise halkalı küre. Küresel usturlap İslam dünyasına ait bir buluş. Özellikle burada da hani not olarak verdim, Portekiz ve Brezilya bayraklarında da halkalı küre yer alıyor ve keşifler çağı ile ilişkilendiriliyor. Diğer alet paralaks cetveli demiştik, iki delikli alet ya da el alet zat-ı sukbeteyn dedikleri. Gök cisimlerinin yüksekliğini ve özellikle de ayın zenit ve paralaksını belirlemek için kullanılmış. İstanbul Rasathanesi'nde batı ve doğuya döndürülebilir cetvel sadece meridyendeki ay paralaksının ölçümüne değil de aynı zamanda bunun da ötesinde uzun bacaklarıyla gök cisimleri yüksekliğini olabildiğince doğru ölçümüne yarıyor. Altta solda yine İstanbul Gözlemevi'nden bir kare. Çok ayrıntılara girmedim geçen hafta Tuğba Hoca da ifade ettiği için. Rubu tahtası ve duvar kadranı bir dairenin dörtte biri şeklinde ve resathane gözlem aracı Libne ve pratik amaçlarla kullanılan rubu tahtası olarak ikiye ayrılıyor. Genel olarak güneşin ve diğer gök cisimlerinin yüksekliğine dayanan hesaplamalar yapmak için kullanılmış. Bunun dışında kuyuların derinliğini, kulelerin ve dağların yüksekliğini ve derelerin genişliğini ölçmek için kullanılmış. Rubu tahtasına ilişkin en eski kayıt David King'e göre Harezmi tarafından Mefatih Rulum isimli eserinin 6. faslının Fialetil Müneccimat başlıklı kısmında yer alıyor. Aşağıda soldaki resimde Muheddin el-Urdu'nin Risale-i Keyfiyet el-Rasat Ma Yahtacı İlla İlmihi adlı eserinde bahsettiği ve 1260 yılında Meregar Rasathanesi için imal edilen astronomik aletlerden duvara sabitlenmiş kadran görünüyor. Sağda üstteki Tycho Brahe'nin duvar kadranı, kullandığı Tycho Brahe'nin duvar kadranı, altta ise bizim birazdan da bahsedeceğimiz rubu tahtası şeklinde kullanılıyor. İslam dünyasındaki astronominin gelişimine baktığı ilk dönem, tabii erken gelişimine baktığımızda Elbirun'un aktardığına göre özellikle Kıpti takvimine göre oluşturulmuş verilerin yer aldığı 710 ve 719 yılları arasında gözlemlenen güneş tutulmaları ve horoskopların bulunduğu bir zicciye rastlanıyor. Halid bin Yezid zamanında yine 107. yüzyıl bitiminden önce içinde astronomik öğelerin bulunduğu Battamius Atfen Kitab ve Semere kitabı Arapçaya çevrilmiş. Aristoteles atfeden ama onun olmayan Kitab el-Alemin Hişam bin Abdülmelik döneminde Arapçaya çevrilmiş olması da yine dikkat çekici. 770 yılı gibi erken bir tarihte Brahmagupta'nın Siddhanta adlı hayli hacimli karmaşık içerikli eserinin Halife el-Mansur'un emriyle Sanskritçe'den Arapçaya çevrildiğini görüyoruz. Yine bu astronomi bilgilerinin bu hızlı gelişim Battamius'un ana eserlerinin Arapçaya çevrilmesine kadar devam ediyor. Yahya bin Halid el-Bermeki'nin İnisiyatif-i Almacest adlı karmaşık hacimli eseri çevriliyor. 9. yüzyılın ilk çeyreğinde yine resepsiyon ve özümseme tam olarak sonlanmış olmakla birlikte
Arapistan dil çevresinde uğraşılan bilimsel astronomi yaratıcılık döneminin eşiğinde bulunduğu izlenimde veriliyor. Özellikle Halife Memnun'un astronom Yahya bin Ebu Mansur'a Battalmüs'ün çizelgeler kitabındaki verileri ve gözlemleri kontrol etme görevini vermesi, bu görevlendirmenin sonuçları da Ezzicel Memnun el-Mümtehan adıyla halifeye sunuluyor. Halife Memnun'un tabi bundan sonraki süreçte özellikle Memnun döneminde yine aynı şekilde Beytül Hikme'nin kurulması, o dönemde çok fazla Grekçe ya da Sanskritçe eserlerin çevrilmesi, Arapçaya çevrilmesi ciddi anlamda bir bilgi birikiminin de oluşmasını sağlıyor. Özellikle Halife Memnun'un hem Bağdat'ta Şam'ı hem de Şam'ın kuzeyinde bulunan Kasyon Tepesi'nde gözlem evleri kurdurması sonraki dönemlerde hızla gelişecek olan astronomi bilimi bakımından da çok önemli oluyor. Muhtemelen bunlar da devlet tarafından kurulan ilk gözlem evleri. Olabildiğince kesin bir şekilde yeni astronomik veriler elde etmeye ve eski verileri tekrar kontrol etmeye yönelik bu girişimler İslam astronomlarının 9. ve 10. yüzyıllardaki ana hedefini teşkil ediyor. Yunan, Hint ve Sasani Pers öncülleriyle karşılaştırıldığında daha iyi hesaplama yöntemlerini, ölçüm ve gözlem aletlerini ve daha iyi bir gözlem tekniğine sahip olmalarından ötürü bu hedefe de önemli ölçüde yaklaştıklarını görüyoruz. Bu çalışmalar aynı zamanda gözlem aletlerinin geliştirilmesi açısından da önemli olmuş. İslam dünyasında tabi rasathanelerden bahsedince bu özellikle Halife Memnun zamanında Bağdat'ta Şam'da kurulan rasathaneler özellikle İslam'dan önce rasathane kurumunun olası varlığı üzerine yaklaşık 200 yıldır süregelen bir tartışma en önemli cevabı ile getiren de Aydın Sayın'ın The Observatory in Islam and its Place in General History of the Observatory adlı 1960 yılında Ankara'da yayınlanan seçkin eseri olmuş. 1931 yılında yine ünlü astronomi tarihçilerinden Zinner bu tartışmaya daha önce böyle bir aletin olmadığını, yani kısaca orayı uzun uzun anlatmayayım. Böyle bir aletin, böyle bir gözlem evinin, böyle bir kurumun olmadığını, bireysel gözlemlerin yapıldığını ama bunun bir gözlem evi mahiyetinde olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla gözlem evlerinin de özellikle İslam dünyasıyla beraber kurumsallaşmış yapılar olduğu dikkat çekiyor. İslam dünyasına göre rasathanelerde kullanılan aletler çok fazla tabii. Bunların arasında hem Meraga gözlem evine hem işte Kasyon Şemasiye gözlem evinde ya da Ulubeyn Semerkant gözlem evinde İstanbul'daki İstanbul Rasathanesi'ndeki kullanılan aletleri tek tek sıralamadık ama hani birbirine benzeyen aletler olmak bağlamında genel şeyler ifade etmek istedim burada kullanılan aletlerle alakalı. Sizliğinin planetaryumunu ya da Abdurrahman Sufi'nin gök küresi, yine Urdi'nin özellikle çift kadranlı aleti ya da çift bacaklı aleti, yine Urdi'ye ait sinüslü ve azimütlü araç ve yine onun olan sinüs ölçüm için dikey ölçekli alet ve yine mükemmel alet olarak adlandırdığı aletler kendisi tarafından, Urdi'nin özellikle son 5 tane ifade ettiğimiz aletler, Urdi'nin bizzat kendisi tarafından geliştirilmiş aletler. Tabi bu aletlerin ortaya koyulması o dönemin astronomisi hakkında, o dönemin sanatı hakkında, işçiliği hakkında ya da teorik boyutu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladığı için aletler hakkındaki bu bilgiler bizim genel astronomi hakkında da bir bilgi edinmemizi sağlayabiliyor. Bu aletlerden özellikle konuşmamızda temel olan iki tanesi var. Bunlardan birisi dedikleri Rubu tahtası, diğeri Usturlap. Diğer bütün astronomi aletleri aslında bu iki aletin türevleri şeklinde ya da genel olarak prensipleri benzer olduğu için bu iki aleti alarak diğer astronomi aletlerinin ilkeleri ya da çalışma prensiplerinde anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bu bağlamda Rubu tahtası ve Usturlap arasında da şöyle bir benzerlik var. Tabii Rubu tahtası da Usturlap'ın dörtte biri olarak adlandırıldığı için genel bir bilgi vereceğim ama asıl ayrıntılı bilgiyi Usturlap'la ilgili bölümde anlatacağım. Bu da zaten biraz önce de ifade ettiğim gibi o dönemin genel görüşünü ya da astronomi aletlerinin temel ilkelerini bize vereceği kanaatindeyim. İlk kez İslam dünyasında kullanılmaya başlanıyor bu tahtası. Güneşin ufuk yüksekliği ölçülerek hem namaz hem de oruç vakitlerinin doğru olarak saptanabildiği hem de açıların trigonometrik fonksiyonlarının çözülebildiği bir alet. Bu araçla tabii ayrıca çeşitli aritmetik işlemler de yapılabiliyor. Bu aletin özellikle batıda çok fazla rağbet görmemesi, batı daha çok usturlapla işlemlerini hallediyor. İslam dünyasında hem taşınabilir olması hem de basit işlemleri yapmasına izin vermesi çok tercih edilen bir alet olmasını sağlamış. Usturlaba ihtiyaç duymadan gözlem ve hesap yapmaya imkan sağlayan Rub aletinin iki yüzü bulunuyor. Rub tahtasının bir yüzüne Rubel Müceyyep, diğer yüzüne ise Rubel Mukantara deniliyor. Rubel Mukantara
üzerindeki çizgiler bilinen bir usulların şebeke ve lehalar üzerindeki istiyografik izdüşümün dörtte biri olarak adlandırılıyor. Bu yüzden de biraz önce bahsettiğim gibi usturlap kadranı olarak da biliniyor. Bir yüzünde trigonometrik fonksiyonları kağıt kalem kullanmaksızın hesaplamaya yarayan sinüs çizelgesi var ve bu yüze Rubel Müceyyep ya da Rubel Düstur deniyor. Rubel Müceyyep iki kenara paralel olarak bir ya da iki derecelik aralıklarla çizilen ve yarıçapı 60 derecelik ölçeklere bölen bir sinüs çizelgesiyle yay üzerine çizilen 90 derecelik bir ölçekten ibaret. Bir kullanım kullanıcı yardımıyla sinüs, kosinüs ve kotanjant gibi değerlerin birbirine dönüştürülmesi ya da kıvlenin tespiti gibi trigonometrik problemleri kolayca çözmeye yarıyor. Hesap kolaylığını arttırmak için İslam coğrafyasında Müceyyep'in birçok çeşidi de geliştirilmiş. Bu aletlerden özellikle şu anda anlatacağım usturlap gerek İslam dünyasında gerek batıda en temel astronomi aleti olarak kullanılmış. Burada şimdi daha çok hem de vakti de çok fazla uzatmadan kısaca kesmeye çalışacağım. Usturlapla ilgili tarihi, prensipleri, türleri ve kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğim. Usturlap astronomi tarihinde en yaygın ve en popüler aletlerden birisi, hatta en popüleri ya da en bilineni. Özellikle İslam kültür çevresinde İslam'dan önce ve İslam'ın ilk dönemlerinde Yunan bilimlerinin yürütüldüğü Doğu Akdeniz havasında bulunan Pers, Suriye ve diğer merkezlerden gelmiş. Yine bir onun belirttiğine göre tabii Hint, Hindi ya da işte Çin'de bu alete benzer bir aletin bulunmadığı ifade ediliyor. Yine Biruni'nin yazdığı eserlerde özellikle bu aletin bir türevi olabileceğini ama bu aletin bizzat benzerinin bulunmadığını ifade ediyor. Bu bağlamda da özellikle Akdeniz havzasında bulunan Pers, Yunan ya da daha belki o dönemlerde bu, diğer uygarlıklardan kalan bir alet olduğu görülebiliyor. Usturlap en basit tanımıyla güneşin ve yıldızların konumlarını belirlemede ve zamanla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan astronomik bir alet olarak tanımlanabiliyor. Adı Yunanca'da yıldız anlamına gelen aster ya da almak, ölçmek, yakalamak, tutmak, anlamak, kavramak gibi anlamlara gelen lambein ya da bir tabii görüşe göre de yine aynı anlamına gelen labun kökünden geldiği ifade ediliyor. Tabii usturlapla ilgili şu sorulabilir. Yani astronomi için özel bir terminoloji ya da astroloji için özel bir terminoloji ya da diğer bütün astronomi aletleri için özel bir terminoloji kurulsa da usturlap neden olduğu gibi alınmış? Belki böyle bir soru sorulabilir. Bunun belki bir cevabı o dönemde orada zaten var olan bir alet olması bakımından değerlendirilebilir. Usturlap birden fazla 3 çeşit usturlap türü var. Bunlar düzlemsel usturlap, küresel usturlap ve çizgisel usturlap. Bizim birazdan anlatacağımız daha çok düzlemsel usturlap üzerine. Yani usturlap dediğimizde daha çok düzlemsel usturlabı anlıyoruz. Yaygın şekliyle o biliniyor ve kullanılıyor. Arapçası astrolab musattah ya da astrolab sati olarak geçiyor. Yerlerin enlem dereceleri için geçerli ve yatay koordinatları özellikle oyulmuş birden 9'a kadar iç disklere sahip olan ya da iç nehvalara sahip olan bir alet olarak biliniyor. Yine Frank'ın ifadesiyle usturlap İslam dünyasıyla beraber aslında çok ciddi bir gelişme gösteriyor. Bu farklı türleri de özellikle küresel usturlabın ya da çizgisel usturlabın sati usturlaptan ya da düzlemsel usturlaba en azından onlardan belki örnek alınarak İslam dünyasına özgü bir takım aletler olduğu yine ifade ediliyor. Usturlabın 10. yüzyıldan 11. yüzyıla geçiş dönemine kadar bilinen tiplerini Reyhan el-Biruni büyük ölçüde hocası Ebu Said Ahmet Sizi'den kitabına dayanarak İstihab el-Vücuh el-Mümkün adlı eserinde tarif ediyor. Biruni tarafından tarif edilenler şunlar. Trampet biçiminde usturlap, mersin ağacı formunda usturlap, cetvel biçiminde usturlap, gemi biçiminde usturlap ya da kayık biçiminde usturlap denebiliyor ona. Hac biçiminde usturlap, yengeç biçiminde usturlap ve spiral biçiminde usturlap şeklinde ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi evrensel usturlap. Bu özellikle Zerkali'nin aletiyle beraber yaygınlaşmış. Biruni'nin ölümünden çeyrek yüzyıldan daha az bir süre sonra evrensel usturlaplar ortaya çıkıyor. Bunlar artık sadece belirli enlem dereceleri gereksinimine göre imal edilen iç disklerle donatılmış değiller. Bilindiği kadarıyla bu yöndeki ilk adımı da Ebu Hasan Ali bin Halef atıyor. Onun adını taşıyan usturlap da daha sonraki yüzyıllarda Şekkaziye olarak adlandırılıyor. Bu alet yaklaşık aynı zamanda Endülüs'te ortaya çıkmış ve Büyük Aslan İbrahim Zerkali'nin adıyla tanınmış.
Onun İslam dünyasına Safiha Zerkaliye ve modern araştırmalar ise evrensel disk olarak bilinen usturlabı bulunmakta. Burada Zerkaliye usturlabı ya da işte evrensel disk olarak bahsettiğimiz evrensel usturlabı görüyoruz. Gök ekvatorunun koç veya terazi başlangıç noktasından gün dönümü taşıyıcısının üzerine kadar paralel ve dikey daireleriyle eklettiğim projeksiyon edildi. Sadece tek bir diskten oluşuyor. Şimdi tabii birazdan göreceğimiz üzere satı ya da işte düzlemsel usturlaplarda levhalar var, diskler ya da sahifeler var. Bunlar her enleme göre değişebiliyor. Yani bunlar o diskler belli enlemlere göre yapılarak o enlemin genelde astronomik problemlerin çözümünde kullanılıyor. Evrensel disk dünyanın herhangi bir yerinde kullanılacak biçimde tasarlanmış. O yüzden çok daha karmaşık olarak gözümüze çarpabiliyor. Bu daha sonraki dönemde çok yaygınlaşmamış çünkü usturlabı kullanmanın ötesinde tabii onu uygun bir şekilde yapmak gerekiyor. Ve bu uygun bir şekilde yapmanın en önemli zorluklarından bir tanesi de ciddi anlamda sağlam ve dakik gözlemlere dayanarak hazırlanmış zicleri temel alarak hazırlanması. Bu bağlamda düzlemsel usturlap daha fazla ilgi görmüş diyebiliyoruz. Usturlabına İslam kültür çevresinde geliştirilmiş olan diğer iki türünden birisi de küresel usturlap, diğeri çizgisel usturlap demiştik. Küresel usturlabın ortaya çıkışını 9. yüzyılın ikinci yarısına kadar takip edebiliyoruz ki bunun Cabir bin Sinan el-Harrani tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Çizgisel usturlap ise prensip olarak düzlemsel usturlap ile yapılan gözlemlere bir hesap cetveli yardımıyla ulaşma denemesinden başka bir şey değil. Bunun da yapımcısı ya da bulan kişi olarak Şerafettin Etusi'yi görüyoruz. Küresel usturlaptan yine devam edecek olursak sağdaki biçimleri bulunmakta. Bugünkü astronomi tarihi bilgimize göre küresel usturlap ilk olarak İslam döneminde ortaya çıkmış görünmekte. İslam astronomları halkalı kürek, gök küresi ve düz usturlap gibi gereçleri doğrudan veya dolaylı olarak Yunanlardan almışlar ama bu aletlerin iyileştirilmesi için çabalar sarf edip bununla beraber yeni bir usturlap türü olarak küresel usturlapı da bulmuşlar. Bu küresel usturlapla ilgili de bilgileri genelde Biruni'nin istihabında buluyoruz. Onda özellikle Cabir bin Sinan Harrani'nin yapmış olduğu bir usturlaptan bahsediyor ve bunu gördüğünü anlatıyor. O ayrıntılarını veriyor bu usturlapla ilgili El-Biruni. Usturlapın tabii tarihine baktığımızda bunun biraz karışık olduğunu söyleyebiliyoruz. Hani bugünkü manada usturlaplar milattan sonra 4. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Aletlerde ve bu içerisinde yer alan aletin içerisinde üzerinde yer alan parçaların birleştirilmesine steografik iz düşüm yönteminin kullanılması da ilk usturlapların ortaya çıkmasında etkili olmuş. Ancak bununla ilgili herhangi bir belge de mevcut değil. Antik Yunanlılardan kalma usturlapla ilgili birkaç kaynak var ancak bunlar da eksik ve biraz karışık. Usturlapla ilgili ilk kaynaklar hakkında sadece genelde tahmin yürütülebiliyor. Usturlabın daha geç tarihiyle ilgili olarak elde edilen araçların ya da işte yazmalar ya da metinlerden bu aletlerin son dönem, yakın dönemdeki tarihine kadar özellikle milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren doğru bir tarihine ulaşmış olabiliyoruz. Yine de bilim tarihçilerin üzerinde uzlaşmaya vardığı şekliyle tartışmalar olmakla birlikte milattan önce 3. yüzyılda Yunanlı matematikçi Apollonius tarafından steografik iz düşüm yönteminin keşfedilmesiyle başlatılabiliyor. Sonra Hiparkos'un usturlabın temel prensiplerini ortaya koyması, yine 2. yüzyılda Batlamyus'un milattan sonraki 2. yüzyılda matematiksel ve coğrafi temellerini oluşturmasından bahsedebiliyoruz. Yine milattan sonra 771'de El-Fezzani İslami usturlabı yapması, yine milattan sonra 9. yüzyılda Fergani'nin farklı enlemlerde işlem yapmayı olanaklı kılan 13 bin hesaplamayı yapması ve Müslüman bilim adamlarının Mekke'nin yönünün kesin olarak belirlenmesini sağlayan formülasyonu bulmaları. Yine aynı şekilde devam ediyor. Burada tek tek onları isterseniz söylemeyeyim. Netice itibariyle usturlabın tarihi 1500-1600 yıllara kadar geliyor. Özellikle Batı'da 1600'lü yıllarda bir antika araç olarak kullanılıyor. Onun dışında özellikle mekanik saatlerin ortaya çıkmasıyla 19. yüzyıldan sonra pek artık usturlap rastlanmıyor. Ondan önceki dönemlerde de yine İslam dünyasında 19. yüzyıla kadar kullanılıyor. Batı'da ise 16. ve 17. yüzyıllarda artık usturların kullanımının durduğunu görebiliyoruz. Ben kısaca yine birkaç bilgi vermek istiyorum usturların tarihiyle alakalı. Bilinen en eski usturlap Bağdat usturlabı olarak biliniyor. 8. yüzyıldan olduğu tahmin ediliyor. En son görüldüğü yer Bağdat Arkeoloji Müzesi Irak'ta. Savaştan sonra da akıbeti hakkında maalesef pek bir bilgi bulunmuyor. Batı'daki en eski usturlap risalesi
Avrupa'da bilinen Ustalık Risalesi'nin yazarı Gerbert 1003'te vefat etmiş. Arapça terminoloji ve Arap usturlap şeklini muhafaza etmiş. Aynı adı taşıyan Arapçadan uyarlama usturlaba ilişkin kitapçık 11. yüzyılda konuyla ilgili başka kitaplarının ortaya çıkmasına neden olmuş. Örneğin Hermannus Contractus'un De Mensura Astrologiae adlı bunlardan bir tanesi. Sağda bu iki esere ilişkin bilgiler ya da alıntılar mevcut. En eski tarihli usturlap milattan sonra yine tabi 928 yılında Nasrus tarafından imal edilmiş. Şu anda Kuveyt İslam Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Yani bu hali hazırda mevcut olarak sergilenen bir usturlap. Tabi usturlapın en önemli yönlerinden bir tanesi İslam dünyasında sadece bir astronomi aleti olarak kullanılmasının ötesinde estetik bir araç olarak kullanılması. Bu bağlamda da en estetik usturlabın da yine Hamid İbn el-Hıdır el-Hücendi'nin yaptığı sağda gördüğümüz usturlap olduğu düşünülüyor. Katar Milli Müzesi'nde sergileniyor orijinali. Yine 1621 tarihli Muhammed Mukim tarafından yapılan 256 mm çapında usturlap Haydarabad Young Müzesi'nde sergileniyor. Yine aynı zamanda Mukim en küçük boyutlu usturlabı yaban kişi 43 mm boyutunda. Aşağıda da Mukim'in yaptığı usturlabın ön yüzü ve arka yüzünü görebiliyoruz. Yerin dönüşünü temele alan usturlap, bu usturlap da Zevraki olarak adlandırılır. Özellikle yine Biruni'nin kitabında buluyoruz. Kitap Fisükünelab'da Hareket Yaha kitabının dünyanın dönüp dönmediğine dair adlı eserinde Biruni yerin ekseni etrafında döndüğü bir sistemden bahseden ve hocası El-Sizzi tarafından 11. yüzyılda yapılmış bir usturlaptan bahsediyor. Yine aynı şekilde buna benzer bir görüş olan Cafer bin Muhammed Cerir'in de benzer bir görüş olduğunu biliyoruz. Kendi ifadesiyle yine Ebu Said tarafından icat edilen Zevraki adlı usturlabı gördüm diyor. Burada önemli bir Rûni'nin aslında düşüncesi. Evrenin doğudan batıya gözlemlenen günlük hareketinin gökyüzünden değil de yerin hareketinden kaynaklandığı fikrine dayandığından o aleti çok sevdim ve onu çok övdüm. Bana göre bu çözümü ve çürütmesi zor bir sorun. Çünkü ister yer hareket halinde olsun, ister gökyüzü, ikisi de astronom ve geometriciler için aynı. Çünkü her iki durumda da sanatlarını etkilemiyor. Bunu çürütmek mümkünse ancak bu doğa filozofun işidir diyor Biruni. Yine çizginin Zevraki usturlabının çizimi yine sağda. Standart usturlapta gök cisimler hareket ediyor ve ufuk sabit. Zevraki usturlabında ise ufuk hareket ediyor ve yıldızlar sabit. Biruni tarafından yapılan el yazmasında görünen görüntü de bu. Yine bir hükümdar için yapılmış usturlap, hükümdar tarafından yapılmış usturlap, 1291 tarihli Yemeni Sultanı Melik el-Eşref için yapılmış. Şu an New York Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor. Aynı zamanda usturlap hakkında bir eseri de bulunuyor aynı hükümdarın. Eşref usturlabının önü ve arkası aynı zamanda bu metinle ilişkin bulgularda yine Kahire'deki Mısır Milli Kütüphanesi'nde yer alıyor. Hükümler için yazılmış usturlabın icazetnamesi var. Yani hükümdar bu yaptığı usturlabın ve yazdığı usturlap eserinin icazetnamesini yani başkalarına aktarabilme yetkisini alıyor. Bu icazetnamelerde İbrahim İbn Mahmud el-Hasib el-Maliki ve Ali el-Fihri tarafından verildiğini görüyoruz. Osmanlı Sultanı için yapılmış usturlap Osmanlılar'da sultan için iki usturlap yapılıyor. Her ikisi de 2. Beyazıt için yapılmış. Birincisini Mulis el-Şirvani yapıyor ve şu anda Kahire İslam Sanatları Müzesi'nde sergileniyor. Diğeri ise El-Ahmer el-Nucumi'nin 1505 yılında yaptığı usturlap. Bu usturlap da özel bir koleksiyonlarda bulunuyor. 2014 yılında 952 bin pound'da özel bir koleksiyoner tarafından satın alınmış. Gönül isterdi ki tabii ülkemizde olsun ama maalesef satın alınmış. Çarklı dişli usturlap bir tür olarak değerlendiriliyor. Dişli takvim hareketine sahip bu erken dönem İran usturlabı tam haliyle var olan en eski dişli makine. Mekanik saatin türetildiği karmaşık astronomik aletlerin gelişimindeki önemli bir aşamayı gösteriyor. Ünlü antik Yunan antikitera mekanizmasının karmaşık ancak parçalı kalıntılarına kadar uzanan büyük ölçüde kayıp bir geleneğin parçası gibi görünüyor. Sağda gördüğümüz alet Muhammed İbn Ebu Bekir tarafından 1221 yılında yapıldığı zannedilen bir usturlap. İslam alimleri bu tasarımı güneşin ve ayın birbirine göre olan devinimlerini ve ayın evrelerini göstermek için kullanmışlar. Bu bilgileri de yine Biruni'nin metninden, istiabından öğreniyoruz. Bahsetmişken antikitera mekanizmasına da hemen kısaca değineyim. Bu düzenekte 1901 yılında Girit ve Mora Yarımadası arasında Antikitera Adası yakınlarındaki
Milattan önce 80'lerde batmış olan Antikythera batında bulunmuş. Birçok işte halen bilinmiyor olsa da cihaza yakın yakın zamanda yapılan X ışının taramaları düzeneğin özelliklerini nispeten açıklığa kavuşturmuş ve birkaç tane de şaşırtıcı işlerin keşfedilmesini sağlamış. Bu düzeneğin milattan önce 80 yılında var olmasının imkansız olduğu düşünülen bir hassasiyete sahip mekanik bir bilgisayar olduğu anlaşılıyor. Düzeneğin tekerlek ve dişleri yıldızların ve gezegenlerin konumları kadar ay ve güneş tutulmalarını da önceden bildiren taşınabilir bir güneş sistemi modeli olarak görülüyor. 33 santimetre yüksekliğinde ve büyük bir kitap ebatlarında yukarıdaki resimde Antikythera düzeneğinin içerisinde yer aldığı ahşap kutunun replikası bulunuyor. Bu tabii ahşap kutu denizin altında 2000 yıl kalınca tabii çürümüş gitmiş ve zaten bronz ve diğer metaller de ancak bu şekilde tahmini olarak bir ifade bulunuyor. Orta Çağ İslam edebiyatında usulat dediğimizde özellikle Binbir Gece masallarında geçtiğini görüyoruz. Burada bir berber bir kişinin saçını ya da sakalını en uygun saatte yani eşref saatini belirlemek için usturlap kullanırken görüldüğü Binbir Gece Masalları'nın 161, 163 ve 164. hikayelerinde geçtiğini görebiliyoruz. Yine divan şiirinde usturlap karşımıza çıkıyor. Divan şiirinde de ayrıntılı bilgiler var ve çok da girmek istemiyorum. Burada birkaç şey var. Haleti'den, Nevizade Atayi'den. Aftab-ı Feyzi bizden sonra ki olmuştur bize. Cümlet, bak, felek, ahvan, usturlabı, ışık şeklinde. Yine burada Nefi'den ve Amri'den alıntılar yaptık. Onların da usturlapla ilgili beyitleri bulunmakta. Celaleddin Rumi'nin usturlapla ilgili Mesnevi ve Fihi Mahfih gibi eserlerinde usturlabı bir metafor olarak kullanıyor ve insanı Allah'ın bir usturlabı olarak görüyor. Ve kendi ifadesiyle nasıl bir usturlap gökyüzünde olup bitenleri işaret ediyorsa insan da Rabbine işaret eder ve nasıl bir usturlap bir manavın elinde hiçbir anlam ifade etmeyecekse aynı şekilde insan kendini tanımadıkça asla Rabbini tanımayacaktır diyor. Evet, usturlapla ilgili daha vakit herhalde biraz daha az kaldı, daha hızlı gideyim. Usturların kullanım prensipleri ve parçalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Usturlabın prensipleri aletin ön yüzünde gökyüzünün temsilinin kullanılması yönteminden yola çıkılarak yapılıyor. Kullanım çok basit. Yani öyle ki gerek Chaucer gerekse Mustafa İbn el-Muvakkit bu aletin kullanımının bir çocuğun yapabileceği kadar basit olduğunu ifade ediyor. Ama tabii bu aletin kullanımının basit olması, aletin yapılması ya da teorik temellerinin kolay olduğu anlamına gelmiyor. Bunu belki şöyle hani ifade edebilirim kendi açımdan. Hani cep telefonlarını işte 1,5 yaşında kızım var alıyor ve fotoğrafları ya da hangi yere girecekse oraya nasıl girmesi gerektiğini bilebiliyor. Bu da büyük ihtimalle çocukların dahi olmak üzere hani motor becerilerinin gördüğü bir şeyi o alması ya da direkt algılaması şeklinde kullanılması biçimine dönüştürüyor. Usturlap'ın da bu bağlamda hatta Chaucer'ın eserinde çocuk oyuncağı diye tabir edeceğimiz bir ifade kullanarak anlattığını görebiliyoruz. Usturlap'ın ünü daha çok kolay taşınması ve kolay kullanımından kaynaklandığını ifade etmiştik. Düzlemsel usturlap ve diğer ilk teleskopik astronomi aletlerinde stereografik iz düşüm yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem 3 boyutlu uzayın 2 boyutlu bir yüzeye yansıtılması. Düzlemsel usturlapla ilgili diğer aletler stereografik iz düşüm yöntemi olmadan düşünülemiyor. Yunanlılar birçok iz düşüm yöntemi deniyorlar. Onlar bu şekildeki bir temsile kürenin açılması adını veriyorlar ve bunun basit gösterimi de şu şekilde. Buradaki gözlemci herhangi bir düzleme gökyüzündeki cisimlerin temsillerini yapıyor. Bu ifade şu, biraz önceki gözlemci, yani buradaki gözlemcinin bulunduğu yer Güney Kutbu. Güney Kutbu'nda küçük bir delik olduğu düşünülürse gökyüzündeki yıldızlar tam ekvatordan, yarıdan hani böyle tam ortasından kesilmiş bir elma ya da işte yuvarlak bir cismi düşünürsek eğer ortasında resmedilmesi şeklinde ifade ediliyor. Biraz ayrıntısını şurada göstereceğim. Burada tabii usturlabın temel üzerinde birazdan göreceğimiz yengeç dönencesi, oğlak dönencesi, ekvator ve ekliptik eğimin olması gerekiyor. Bu normalde işte insanın bu şekilde görmesi ve ufuk düzeyinde eksen eğikliği bağlamında değerlendirirsek bu şekilde çizilebileceğini projeksiyon yönteminin gösterebiliyoruz.
Burada özellikle ufuk düzlemi, zenit noktası, Alcantara ya da nadir bölgede ne olduğunu birazdan daha ayrıntılı olarak göstereceğim. Ama bu iki görüntüde de zaten vurgulamak istediğimiz daha çok yani gözlemcinin nadir noktası olarak düşündüğümüz yerden gökyüzünün tasavvur etmesi ya da o görmesi ya da orayı temsil eden bölümleri resmetmesi olarak değerlendirilebiliyor. Burada biraz sonra göreceğimiz için hani bunları göstermek durumundayım. Soldaki resimde düz bir biçimde gördüğümüz bir görüntü. Bunun sağdaki biraz sonra usturlamanın ön yüzünde görmeye başlayacağımız görüntüyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki çizimlerin yengeç dönencesi, ekliptik, oldulak dönencesi ve ekvator olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu soldaki cisim usturlaba dönüştüğünde sağdaki biçimde görülmeye başlanıyor. Yine gördüğünüz gibi işte ufuk düzlemi üzerinden eğer gösterecek olursak biz usturlap elimize aldığımızda en alttaki çizginin ufuk düzlemi olduğunu, daha sonraki çizgilerinde yine sırasıyla işte dönencelerden ve ekvatordan ekvatoru temsil ettiğini söyleyebiliyoruz. Bu usturlapın çizimi, bu 40. enleme göre yapılmış bir çizim. Bu çizimde biraz önce söylediğimiz gibi göksel cisimlerin yani tek tek çizilmesi bağlamında, daha doğrusu göksel noktaların çizilmesi bağlamında değerlendirilebilir. Eğer buradaki şekilden de bakacak olursak en altta oğlak dönencesi, daha sonra ekvator ve göksel kürenin göründüğünü söyleyebiliriz. Yani nadir noktasından bakan kişi ufuk düzleminden hemen sonra hangi görüntüleri görecek şeklinde bir düşüncemiz olabilir. Bu bağlamda da işte biraz da ayrıntı şimdi uzaktan göreceğiz. Sağdaki şebeke, onunla ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Şebeke yıldızların üzerinde işaretli bulunduğu bir aletin parçası. Görüntü itibariyle gökyüzünün iki boyutlu düzleme dönüştürülmüş halinin bu olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada ise 20. derece, 45. derece ve 60. derecelerdeki levhalara göre yapılmış izdüşümler bulunuyor. Burada dikkat edeceğimiz 20. derecedeki, 45 ve 60 derecedeki enlemlere göre yapılmış levhaların çizimlerinin neden farklılık gösterdiği biraz önceki gösterimle daha iyi anlaşılır. Burada usturlap üzerindeki bu görüntüde özellikle dikkat edecek olursak birazdan belki tüm görüntünün yani usturlapın ön yüzü burası. Usturlapın ön yüzünü anlatırken burayla ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi verebilirim ama buradaki ifade etmek istediğim nokta şu. Steografik izdüşüm yöntemiyle 3 boyutlu uzayın 2 boyutlu bir alana yani düzleme dönüştürüldüğünde karşımıza çıkan görüntünün bu olduğunu ifade edebiliyoruz. Yani burada işte zenit noktasının, göksel kutup dediğimiz noktanın, azimut yağlarının, El Mukantara'nın ya da gün doğumu çizgisinin, eşit olmayan saatler çizgisinin, oğlak dönencesi, ekvator ve yengeç dönencesi sırasıyla hani büyük dairelerin bunları ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Usturların temel prensibini anlayabilmemiz için. Usturlaba ilişkin temel kavramlar var. Bunları biraz daha hızlı geçiyorum. Burada çizimlerde zaten biraz daha anlaşılır olacak kanaatindeyim. Usturlamın parçaları vakti de biraz daha en azından iyi kullanmak adına. Usturlamın parçaları dediğinizde bunları görebiliyoruz. Yani işte meri, şebeke, levhalar, hücre ve idade bulunuyor. Tuttuğumuz yere halka ve kürsi deniliyor. Kürsi de genelde usturlabı yapan kişinin ya da yapıldığı tarihin yazıldığını görebiliyoruz. Meri genelde usturlap üzerindeki şebekede yıldızların yerlerinin tespit edilmesini sağlayan. Bu şebeke gördüğünüz buradaki şebekede küçük çıkıntıların her birisi gökyüzündeki yıldızları temsil ediyor. Yine levhalar genelde 3'ten 9'a kadar levhalar bulunuyor. Bulunduğu enleme göre her enlem için yani bulunduğu enlem için levhalar yapıldığını söyleyebiliyoruz. Ana parça dediğimiz ise levhaların içine yerleştirildiği ve üzerinde derece cetvellerinin yer aldığı bir parça. Gerçek bir usturlapta bu parçalar bu şekilde görünebiliyor. İdade, şebeke, urve ve pin dediğimiz parçalar görünebiliyor. Hücre ana parça.
Bu ana parçanın üzerinde tabii derece cetvelleri oyulmuş ve onun içerisine levhalar yerleştiriliyor. Genelde bu yapının 15 santimetre çapında olduğu görülüyor. Bu surapların çoğu birçok levha ya da disk içeriyor. Her biri her iki taraftan tutturulmuş. Bu levhalar içeride dönebiliyor. Yani dönebilmesinin sebebi de ufuk düzleminde, hani küçük bir örnek vermek gerekirse şurada göstermek istiyorum. Bir kağıttan bir usturabım vardı. Bilmiyorum görünebiliyor mu ama şu görüntüsü gökyüzünün dolanımını ifade ediyor. Yer serbest ve gökyüzünün dolanımının gösterilmesi açısından önemli. Bu levhalar tabii ki dediğim gibi her enleme göre kullanılabiliyor. Usturlaplardaki bu parçalar üzerinde özellikle idadenin delikleri var. Bu deliklerden gökyüzündeki cisimlerin yükseklikleri hesaplanabiliyor. Birçok astronom problemi usturlapın ön yüzü kullanılarak çözülüyor. Ön yüz iki tip parçadan oluşuyor. Sabit parça ve bir eksen üzerinde dönen parça. Sabit parçalar belli bir enlemde gökyüzünün görüntüsünü ve zaman cetvellerini tasvir ediyor. Dönen parçalar da gökyüzünün günlük dolanımının tezahürleri. Usturlapı kullanırken belli bir zamanın ve tarihin taşınabilir parçalarını ayarlamak gerekiyor. Bir kez kurulurken de gökyüzünün çoğu aletin ön yüzünde tasvir ediliyor. Aletin ön yüzünde aynı zamanda şebeke yer alıyor. Abdi tarafından yapılmış 1713 yılında Türkiye'de yapılmış bir usturlap. Burada gördüğünüz şebeke, hemen altında levha ve ana parçayı görebiliyoruz. Usturlabın ön yüzünde biraz karmaşık gibi görünse de biraz önce gösterdiğimiz düşünme yöntemiyle yapılmış parçalardan ya da çizimlerden oluşuyor. Yine gördüğümüz anlamda özellikle batı ve doğu çizgisi üzerinden bakacak olursak şurada en altta görünen yerin aslında ufuk düzlemi olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde Ekvator'un Oğlak dönencesini ve Yengeç dönencesinin yerlerini görebiliyoruz. Mukantaralar yükseklik çizgileri olarak hani herhangi bir cismin gökyüzünde atıyorum güneşe baktınız ya da gökyüzündeki bilinen bir yıldıza baktınız. Yıldıza bakarken getirdiğiniz idadeyi hedef eğri olarak baktınız. İdadeyi gördüğünüz noktada hedef eğri sabitlediniz. Orada örnek vermek gerekirse 80 derece çıktı. Yıldızın 80 derece yükseklikte olduğunu aynı şekilde usturlabın üzerinde yapabiliyoruz. Yani usturlabın üzerinde yıldızı 80 dereceye getirdiğimizde ki mukantaralar bizim bu yıldızın yükseklik derecelerini alet üzerinde belirlememizi sağlayabiliyor. Şebeke ya da ankebut ya da örümcek olarak adlandırdığımız burada küçük çıkıntılar görebiliyoruz. Bu küçük çıkıntıların her biri gökyüzündeki bir yıldızın yerini temsil ediyor. Burada işte daha canlı olarak gösterdiğimiz bir usturlap şebekesi. Buradaki küçük çıkıntılar bahsettiğim gibi her bir yıldızın yerini gösteriyor. Bu şebeke üzerindeki yıldızlar dolandığı için hani usturlapın üzerindeki bu şebeke döndüğü için gökyüzünün dolanımını temsil ettiğinden dolayı belli zamanlarda belli açısal yüksekliklerde oluyorlar. Burada bu usturlapın bir görüntüsü bulunuyor. Bu görüntü üzerinde siz üzerindeki yani burada temsil etmeye çalıştığım şey üstündeki şebekeyi çevirmeye başladığınızda şöyle bir görüntü oluyor. Dolayısıyla bu çevirdiğiniz anda gökyüzünün dolanımını da tasvir etmiş oluyorsunuz. Usturlapın arka yüzünde idade yer alıyor ve güneşin veya bir yıldızın yüksekliğini ölçmek için tablolar içeriyor. Genelde bunların içerisinde zodyak burçları ve günlük işte tarihler olarak adlandırdığımız işte bugün işte 10 Nisan 20 Koç'un 20'sine sanırım tekabül ediyordu. Onları belirlemenizi sağlayabilecek bir haritalama var diyebiliriz. Usturlapın arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Üzerinde derece cetvelleri, sinüs cetvelleri yer alıyor. Böylece ölçümleri pratik bir biçimde yapabilmenize imkan sağlıyor. Bu yine usturlapın arka yüzünün çizimi. Usturlapla 1500'den fazla işlem yapılabiliyor. Bunları tek tek sıralamıyorum aslında ama en genel yapılan işlemler buralarda ifade ettiğimiz işlemler. Burada örnek olarak şey yapmak istedim. Buradan aslında Durmuş Hocama da göndermiştim ama umarım şey olmamıştır. Katılımcılara gönderilmesi adına kendi usturlaplarını yapabilecekleri bir PDF dosyası göndermiştim Ercan Hocam. Dosyayı paylaştık Ertan Hocam Ha, öyle mi hocam? Şeyi arkadaşlara. göremedim. Chat üzerinden dosyayı paylaştık. Tamam. Hemen kısaca onu da gösterip ona göre yapmak istiyorum. Bu sanırım şu an görünebiliyor değil mi hocam? Bu parçaları çıktısını aldıktan sonra ön yüzü ve arka yüzünü mümkünse
aynı sayfaya aldığınızda ve tam denk gelecek şekilde yapabilirseniz işinizi kolaylaştıracaktır. Usturlabın ön yüzü ve usturlabın arka yüzünün ya da ayrı ayrı kağıtlara çıkartıp tam uyacak şekilde yapıştırmanız da mümkün olabilir. Bunu yaptıktan sonra tabii üzerine hemen şeffaf bir ne diyoruz buna bilmiyorum ama şeffaf bir kağıt ya Film, da film. ha, film, evet, şeffaf bir film. Asetat. Asetat, evet, doğru, asetat. Asetat üzerine şebekeyi bilmiyorum şöyle görünebiliyor mu? Asetat üzerine, hatta tersinden gösterirsem belki beyaz olduğundan daha rahat görünebilir. Asetat üzerine şebekeyi alırsanız en azından arkasındaki derece cetvellerini görme şansımız olabiliyor. Ve bunu da aynı boyutlarda kesiyoruz. Ve arkasında tabii idade ve meriğinin yani ibrenin görüntüsü var. Bunları da kesebilirsiniz. Şöyle bir durum olacak. Usturlabın ön yüzüne asetatımızı hani kestikten sonra bunu ilgili yerden tam sınırdan kestikten sonra usturlabın ön yüzüne şebekeyi tam daireyi karşılayacak biçimde getiriyoruz şu şekilde. Yani şu iç hücrenin bölümüne gelecek şekilde getiriyoruz. Daha sonra bunun üzerine ibreyi, üzerinde derece cetvellerinin olduğu ibreyi koyuyoruz. Arka tarafa ise idadeyi koyuyoruz. Bunlar şu şekilde olacak yani. Şunu şu şekilde döndürme şansımız olacak. Bunu yaptığınızda aslında elinizde basit bir usturlap elde etmiş olacaksınız. Bu usturlapla şimdi şuradaki işlemi yapabileceğiz. Örneğin 52, şu an size verdiğimiz usturlap örneği 52. derecede enleme göre yapılmış bir usturlap. Mesela şu an elimdeki usturlap Ankara'nın enlemine göre yapılmış bir usturlap. Yavuz hocam hatırlar bu usturlabı yüksek lisans savunması için Morrison, Müttefikan Morrison göndermişti. Sağ olsun kullanmıştık. 52. enleme göre yapılmış Dominic Ford ve Katie Burke tarafından Geoffrey Chaucer'ın 1391 tarihli metnine dayanarak yapılmış bir usturlap. Tabii bunun Eisner tarafından yapılan replikasını basitleştirilmiş ve günümüze uyarlanmış hali. Şu an elinizde bulunan ya da çıktısını alacağınız usturlap. Ticari niyetle kullanılmaması şartıyla yazarların izni alınmıştır bu usturlapın kullanılması açısından. Mesela burada basit bir örnek olarak bunu seçtim. Ölçüm yapılacak günün, pardon, burada usturlapla gün doğum zamanının belirlenmesi çok basit bir şekilde yapılıyor bu. O yüzden hani çocuk oyuncağı derken de belki bunu kastetmişti bilmiyorum ama Chaucer ve Mustafa İbn Müvakkit. Burada yapılması gereken işlem özellikle bugünün tarihini alacak olursak 10 Nisan. Hemen usturlabın arkasında gördüğünüz gibi 10 Nisan'a geldiğinizde 10 Nisan'ın tam karşılığına gelen yerde hangi tarih olduğunu yani Koç burcunun 20'sine tekabül ettiğini görebiliyorsunuz. Koç burcunun 20'sine tekabül ettikten sonra usturlabın ön yüzünü çeviriyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz ibreyi şebeke üzerinde yine aynı şekilde tarihler oyulmuş. Orada 20, Koç 20'ye getiriyorsunuz. Tabii bu Zodyak burcuna göre yapıldığı için gökyüzünün dolanımını göstermesi açısından Zodyak burcuna göre yapıldığı için 20. Koç'un 20. gününe denk getiriyorsunuz. Koç'un 20. gününe denk getirdikten sonra usturlabı sabit tutup sadece şebekeyi ve ibreyi birlikte döndürerek sol tarafta, usturlabın sol tarafında yani şu an benim tarafımda olan bölgede ufuk çizgisiyle kesiştiği noktaya kadar getiriyorsunuz. Ufuk çizgisiyle kesiştiği noktaya getirdiğinizde şurada en dış bölümde numaralar görüyorsunuz. Tabii bu numaralar 12-12 yani 24 saate tekabül gündüz ve gece yani işte olmayan saatlere göre yapılmış. Onunla ilgili de kısa bilgi vardı. Orayı biraz geçtim ama işte olmayan saatlere göre yapılmış. Doğu tarafı usturlabın siz elinize aldığınızda sol tarafına tekabül ettiği için doğu ufkuna getirdiğiniz yerin tam karşılığı olan saat gün doğumu olan saati belirliyor. Bununla beraber tabii yine bulunduğunuz bölgenin enlem ve boylamlarını öğrenme şansınız olacaktır. Şimdilik bu kadar Sayın Hocam anlatılacaklarım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için bütün katılımcılara. Ertan Hocama ben de teşekkür ediyorum. Durmuş Hocam yönetimi bana devretti. O yüzden ben alıyorum. Gerçekten usturlap konusunda detaylı bir bilgi edindik. Ertan Hocama çok teşekkür ediyoruz.
Sorulara geçmeden önce programımızda bir müzik dinletisi, bir kemane dinletisi olacak. Arkasından da soruları gerek Durmuş Hoca, Ertan Hocam gerekse diğer arkadaşlarımız cevaplayacaklar. Sorularınızı Zoom üzerinden chat olarak da yazabilirsiniz veya el kaldırarak da sorabilirsiniz. Şeyden sonra, kemane dinletisinden sonra soruları cevaplamaya çalışacağız. İki haftadır bu programlarda müzik dinletisi sunuyoruz sizlere. Önce Sipsi ve Cura dinledik. Arkasından geçen hafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Tüfekçi, ki kendisi de aramızda, çok nefis bir ney meşki dinlemiştik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün de Doktor Kerim Kadir Verim tarafından kemane dinletisi dinleyeceğiz. Ben önce Kadir Bey'in özgeçmişini sizlere sunacağım. Doktor Kadir Verim 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul eğitimini Göztepe Harun Reşit Okulu'nda bitirdikten sonra 1982 yılında, dikkatinizi çekiyorum buraya, 11 yaşındayken İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na açmış olduğu sınavı kazanarak orta, lise ve lisans eğitimlerini burada tamamladı. Yani bütün eğitimini müzik üzerine, musiki üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlıyor. 1992 yılında girdiği İTÜ Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı'nı başarıyla bitirdi. Bu eğitim süreci esnasında Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Demirhan Altuğ, Neriman Altındağ Tüfekçi ve Yavuz Özüstün gibi çok değerli üstadlara çalışma fırsatı buldu. Bu gerçekten İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın verdiği büyük bir şans, büyük bir imkan. 2015 yılında da Azerbaycan Bakü Müzik Akademisi'ndeki doktor eğitimini tamamladı. 1993-95 yılları arasında şefliğini Adnan Ataman'ın yaptığı İstanbul Üniversitesi İcra Heyeti Türk Halk Müziği Topluluğu'nda kemane sanatçısı olarak görev aldı. Çalgısında göstermiş olduğu başarı onun pek çok orkestra ve topluluklarda solist ya da eşlik sazı olarak görev yapmasını sağladı. Türkiye genelinde düzenlenen pek çok organizasyon ve konserlerde yer aldı. Yurt dışında da Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz başta olmak üzere neredeyse Avrupa kıtasının tamamında ve Bahreyn, Umman, Mısır gibi tüm Arap devletlerinde, bunun yanı sıra Amerika, Rusya, Japonya, Singapur, Azerbaycan ve Malezya gibi onlarca ülkede başarılı konserler verdi. Türkiye'de kemane ve kemança çalgısının kullandığı farklı müzik tarzlarını da kapsayan kaset ve CD albümlerinin çoğuna eşlik etmiş ve halen eşlik etmeye devam etmektedir. Ayrıca bu albümlerin bazılarında aranjör ve müzik yönetmeni olarak da görev yapmıştır. Doktor Kadir Verim halen 1992 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki öğretim görevlisi vazifesini sürdürmektedir. Bu süre zarfında pek çok öğrencinin yetişmesine katkı sağlamıştır. Kadir Verim'den musiki, kemane musikisini icra etmeden önce bir miktar açıklama yapmasını da rica edeceğim. Kadir Hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başta beni buraya davet eden Durmuş Günay hocama ve siz değerli platformun kurumunda emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Buradaki hocalarımı da saygıyla selamlıyorum. Şimdi bugün kemane çalgısını ile size birkaç parça dinleti inşallah yapacağız. Ondan evvel hocam çalgıyı biraz size tanıtmak istiyorum. Kemane çalgısı tarihinden bahsedecek olursak kimi tarihçilere göre 6. yüzyıl, kimi tarihçilere göre ise 8-9. yüzyıla kadar geçmişi dayanan, aslında Uygurlardaki kopuz çalgısının ıklığı, yani yayla çalınan çalgının Anadolu'ya geldiğindeki bu hale dönüşmesi şeklinde bir şey var. Yaygın bir inanış var. Bildiğiniz üzere bu çalgı tarihi konusu biraz sıkıntılı bir konu. Her yeni kazıda buluşta bir takım şeyler değişebiliyor ama şu anki yaygın görüş bu şekilde. Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiği şeklinde. Buradan da Avrupa'ya gidip şu andaki batı yaylı çalgılarının keman, violonsel gibi aslında oradan dönüştüğü tahmin ediliyor. Yaygın görüş bu şekilde. Şimdi hocam çalgı şu şekilde 4 ana bölümden oluşuyor. Şu dize dayadığımız çubuk bölümü
gövde bölümü, sap bölümü ve burguluk dediğimiz bölüm. İki tane eşik var. Bir dilin üzerinde, bir de şurada. Biri kemik, biri de ağaç olmak üzere. Gövde, şimdi bu çalgıyı mesela batıdaki çalgılardan ayıran en önemli özellik ön tarafının deriden olması. Bu tabii çok değişik bir sound katıyor enstrümana. Mesela sesi kemana çok benzer çalgının, fakat kemanın ön tarafı ince bir ladin ağacındandır. Bunun deri oluşu çalgıya biraz daha puslu ve biraz daha lirik, biraz daha böyle ağlamaklı aslında diyebiliriz ona tabir olarak bir şey katıyor. Yani çok enteresan bir ses rengi var çalgının. Genelde şimdi kemane aslında işte kabak kemane de deniyor. Fakat şimdi artık günümüzde sadece bu su kabağından yapılan bir çalgı. Artık günümüzde ağaçtan da yapıldığı için ben kabak kemane terim yerine kemane terimini kullanmayı tercih ediyorum. Akademik olarak biraz daha doğru. Çünkü çalgının yapıldığı materyal aslında dünyada hiçbir enstrümanın başında kullanılmıyor. Bir de ayrıca şu anda zaten ağaçtan da yapılabiliyor. Benim çalgım ağaçtan yapılma, kelebek ağacından yapılma. Genelde gövde meyve ağaçlarından yapılır. Ceviz gibi. Bunun yakın akrabası kemança sazı var mesela Azerbaycan'da. Bunlar çok yakın akrabalar. Şekilleri, her şeyleri aynı. Onun da önü, gövdenin önü deriyle kaplı. Çalgı dört telli. Kemança ile farkı ne diye soracak olursanız, akortları farklı. Biz re, la, re, sol akordu kullanıyoruz. Onlar mi, la, mi, la akordu kullanıyor. Tabii bir de kemança sazında Azerbaycan halk müziği, bizim çalgımızda da Türk halk müziği ve benzeri Türk müziği, daha doğrusu her alanda kullanılabilir aslında bu çalgı. Halk müziğinin en yaygın yaylı çalgısı aslında, yani yaygın kullanılan tek yaylı çalgısı. Bütün yöreleri çalmak mümkün. Aslında bütün tarzları çalmak da mümkün. Bu çalgıda aslında çalamayacağınız kolay kolay, yani hiçbir tarz müzik yok. Yani yaylı bir çalgının çalabileceği her şey mümkün aslında. Tekniğiniz eğer varsa çalabilirsiniz. Çok uzatmadan süreyi biraz şey kullanmak için hemen size biraz sesini duyurmak istiyorum. Şimdi bu akşam sizlere 3 tane türkü hazırladım. İnşallah onları icra ederek biraz çalgıyı size tanıtmaya çalışacağım. Şöyle yapayım, biraz da çalgı gözüksün. Hocam sesim nasıl geliyor? Gayet fazla iyi. Az. Tamam. Gayet iyi, gayet iyi. Tamam hocam. Şimdi ilk türkümüz Gül Kuruttum Hatay yöresinden, Hicazkar makamında. Başında ufak bir serbest dolaştıktan sonra türkümüzü icra etmeye çalışacağım. Şöyle yapayım hocam. Thank you.
Evet değerli hocalarım, ilk eserimiz böyleydi. İkinci eserimizde kemança sazından da bahsettik. Hem bizim Iğdır yöresinde olan hem de Azerbaycan'da da bizde Iğdır'ın al alması olarak bilinen, Azerbaycan'da da Guba'nın al alması olarak bilinen bir türkümüz var. Her iki coğrafyada da bu türkü mevcut. Sözler bir iki ufak değişiyor ama melodi aynı. Onu şimdi size icra etmeye çalışacağım. Evet değerli hocalarım, ikinci eserimiz de böyleydi. Son eserimiz şimdi aslında ufak bir sürpriz yaptım. İnşallah bu Zoom'da
ne kadar ortaya çıkacak bilmiyorum ama yeni bir albüme inşallah girmek nasip oldu. Bu albüm çalışmamızda ilk yaptığım eser. Hem sizleri de başka bir, yani bizim eşlik sazı dediğimiz enstrümanlarla bu çalgı nasıl duyuluyor, onu biraz da size tarif edebilmek için. Şimdi benim daha önce bilgisayarda çaldığım bir piyano ve kontrbas partisinin üzerine size canlı bir türkü çalmaya çalışacağım. Benim yorum ve aranjmanımla. O da şöyle, Kayseri yöresine ait bir türkü. Gesi Bağları. Çok güzel olur Kadir Hocam. Eşlikli bir şekilde dinlemiş oluruz. Evet hocam, onu ben de şey yaptım. Elinize sağlık. İşte bu Zoom'un teknolojisi, bakalım ne kadar el veriyor. Onun el verdiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Çok güzeldi. Sağ olun hocalarım. Kadir hocam, ayakta alkışlamak isterdim. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir şölen oldu bizim için. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık. Emeğinize sağlık.
Sanki kemane sizinle konuşuyordu, biz de büyülendik. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam demin söylediğim kadar var değil mi sesi kesinlikle. Ağlama konusunda? Kesinlikle. Evet, teşekkür ederim hocam dinlediğiniz için. Sizlerle olmak bu akşam benim için de son derece keyifliydi. Sizlerle tanışmış olmak ve bir arada olmak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Hayırlı akşamlar. Kadir hocam çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun hocam. Evet değerli hocalarım, Kadir Hoca'ya tekrar teşekkür ediyoruz bu güzel dinleti için. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Ercan Hocam Zoom üzerindeki soruları soracak. Ahmet Çalık Hocam da YouTube'da eğer soru varsa onları aktaracak ama bu oturumu yönetmek üzere Ercan Hocam'a devrediyorum. Ercan Hocam buyurun. İyi akşamlar değerli dostlar. Kadir Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten kulağımızın pası açılmış oldu. Bir ara kendimi tutamayıp giriyordum hocam az kalsın. Ben burada söyledim bile şarkıyı. Ertan hocama da çok kıymetli bilgileri için teşekkür ediyorum. Gelen sorular var. Şimdi chat kısmında bir takım arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Teşekkür, takdir, tebrik çok yazılıyor. Soruları kaçırıyorum arada. O nedenle sadece sorular okunurken kısa bir müddet alanı sorulara bırakırsak çok memnun olurum. Ertan Hocam, bir hocamız diyor ki üstrulap ile yapılan eylem ve boylam hesapları şu an hangi tekniklerle yapılıyor? Modern teleskoplar üstrulapın yerini tutabiliyor mu sizce? Üstrulap da bir modern teknoloji imiş aslında. Ne diyorsunuz? Hocam yani modern anlamda Google Maps'ten herkes çok rahat bir şekilde herhalde konumlarını çok rahat bulabiliyorlar. Ama bunu hesaplama aracı üzerinden nasıl bulabiliriz diyorlarsa bu GPS araçları yani uydular aracılığıyla bulunduğunuz konum üçlü onaylama yöntemiyle bulunduğunuz yeri yersel enleme boylam anlamını soruyorsa hani göksel değil de yersel anlam boylam anlamını soruyorsa belirlenebiliyor. Tabii bunu ilk çağlarda Eratosthenes'e kadar götürebiliyoruz. Yani güneşin hareketlerine göre daha çok bulunduğumuz enlem ve boylam belirlenebilir. Şimdi ben şöyle bir şey cevaplayayım, şöyle bir cevap vereyim. Yani bazı teknikler var, onları ben söyleyeyim, modern teknikler. Mesela fotometre dediğimiz modern teknik var. 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir teknik, ışık ölçümü tekniği. Bunun dışında fotoğrafi yöntemi var. Yani gök cisimlerinin fotoğraflarını çekme yöntemi. O da 19. yüzyıl ortalarında kullanılmış. Gökyüzündeki elektromanyetik dalgaları alan radyo teleskop dediğimiz aletler var. Bir de CCD dediğimiz aletler var. Yani o CCD, İngilizce CCD diyorlar. Türkçesi yük bağlaşımlı aygıt, yani ışığa duyarlı aygıt, yıldızlardan ve yeni gezegenlerden gelen ışığı elde edip bunların açısal konumlarını çok rahat bulabiliyorlar. Dolayısıyla günümüzdeki teknik, yani o zaten 17. yüzyıldan sonra teleskop tekniğine geçildi. Günümüzdeki teknikler çok çok modern ve çok daha ayrıntılı açısal verileri ölçen, teleskop da öyleydi 17. yüzyılda. Üstrulap çok aslında o dönemde modern bir araç gibi gözüküyor ama o dönemin modern aracı. Yani bu dönemin bir aracı değil. Yani günümüzde artık modern bir araç değil. Çağdaş bir araç da değil. Günümüzde teknikler çok değişti. O dönemde iyi bir şekilde belki yetiyordu açı ölçmeyi ama günümüzde yeterli değil. Günümüzdeki teknikler hemen hemen bütün açısal verileri, gezegenlerin konumlarını, hatta işte bu spektroskop dediğimiz araçla yıldızların içeriklerini ki yıldızların içerikleri 20. yüzyıla kadar anlaşılamadı. Ancak 19. yüzyıl sonlarından ve 20. yüzyılın başlarından itibaren yıldızların kimyasal yapıları bilinebildi. O zamana kadar yıldızların nelerden yapıldığı bilinmiyordu. Gerçekten bilinmiyordu. Aristoteles'in bir görüşü vardı. Artık 17. yüzyılda Aristoteles çökmesine rağmen kuramı yıldızların içerikleri hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Hatta aslında spektroskopi ile birlikte yıldızların da 20. yüzyıla kadar insan olduğu yıldızların
ezeli ve ebedi olduğuna inandı. Halbuki 20. yüzyılda olduğu, yani ölüp büyüyüp ölüp doğup büyüyüp öldükleri anlaşıldı ki 20. yüzyılın en önemli çalışmalarından bir tanesi astronomide yıldız evrimi dediğimiz konulardır. Evet. Yani bugünkü aletler çok daha artık gelişmiş aletlerdir. Yani Usturdam'ın yanına bile yaklaşamaz yani. Evet, çok teşekkür ederim. Bu açıklamalar da çok faydalı oldu hocam. Ertem hocama bir başka sorumuz daha var. Kuantum teknolojilerinin kullanıldığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki LIGO interferometrik sensörü ile de kara deliklerin faaliyetleri Einstein gravitasyonel dalgalar izlenerek gerçekleşebiliyor. Bu olay da astronomiye girer mi acaba diyor. Ahmet kardeşim soruyor. Hocam sanırım daha çok astrofiziğin konusu gibi geldi bana ama tabii astronomi ve astrofizik hemen hemen tabii belki benzer alanlar diye düşünüyorsa bu şekilde değerlendirilebilir ama son dönemdeki astronomi çalışmalarının artık aldığı yani gittiği hız bulunduğu konum itibariyle muazzam bilimsel altyapı ve teknoloji söz konusu ama burada şunu bir ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani teknoloji bilimin bir ürünü olarak eğer değerlendirilecekse bu noktada bu usturlaplarla bağlantılı olarak bu cevabı vermek istiyorum. Yani usturlapların yapılabilmesiyle o teorik altyapının oluşması arasında çok ciddi bir uçurum var. Yani siz teorik bir altyapıya sahip değilseniz ki mesela Osmanlılardaki bizim çalıştığımız usturlap Ulu ve Zicine göre yapılmıştı ama bu ziciler sürekli güncellendi, yenilendi. Ve bu gözlemler yenilenmeseydi yeni tip usturlaplar elde edilemezdi. Aynı şekilde mevcut teorik bilgiler gelişmeden yeni teknolojik aletler kullanımı ya da bunların hangi amaçla kullanılacağını bilinmesi zor olacak kanaatindeyim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yine başka bir soru var hocam. İlginç. Bu izlere göndermiş olduğunuz usturlap ile bizler de amatör olarak gözlem yapabilir miyiz diyor bir hocamız. Yani evet hocam yani gözlem ve daha çok hesaplama yapılabilir. Hani bu usturlap adlı aletle işte bu bahsettiğimiz bütün işlemler yapılabiliyor. Bununla ilgili ayrıntılar da var aslında. İnternet üzerinde elektronik usturlap ya da hani o aşamaya da geldi. Siz bulunduğunuz konumu yazıyorsunuz. İşte bulunduğunuz enlem, boylam ve yerel saati yazdığınızda sizin bölgenize has bir usturlap çıkabiliyor ve bu sayede düzeltilmiş usturlaplarla çok güzel gözlemler yapabilirsiniz. Ama bu tabii Yavuz Hocam'ın da ifade ettiği üzere çok basit bilgilere sahip olmak gerekecek. Temel astronomi bilgilerine sahip olmak gerekecek. Ancak ondan sonra mümkün olabilir. Yani sadece aleti kullanmak yetmiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bazı eğitim seminerlerinde, astronomi eğitimi seminerleri yaptığımız zaman hem ilkokul öğrencilerine hem lise öğrencilerine aslında basit bir usturlap yaptırıyoruz. Yani karton alıp bu kartona bu usturlapın şeklini çizip onlara birebir bunu yapıyoruz ve nasıl ölçüm yapacaklarını da söylüyoruz. Fakat bu usturlap aslında burada görmüş olduğunuz o dairesel biçim değil, onun dörde bölünmüş şeklini düşünün. İşte kadran dediğimiz o sıfırla 90 derece arasındaki açıyı ölçen bir küçük bir kadran yaptırıyoruz. Ve bunlarla da bir yıldızın nasıl ölçülebileceğini, güneşe bakılmamasını söylüyoruz. Çünkü teleskop da olsa, diğer işte bu tür araçlar da olsa teleskopa direkt bakılamayacağı için ilk uyardığımız şey o. Ama mesela bir yıldızın nasıl ölçülebileceğini geceleyin çocuklara örnek vererek gösteriyoruz. Ama dediğin gibi bunlar sadece ve sadece yıldızların açısal yüksekliklerini bize ölçüyor. Yani ufuk yüksekliği, ufuktan olan yüksekliğini ölçüyor. Eğer bir böyle bir aleti kutup yıldızına çevirdiğinizde kutup yıldızının geceleyin kutup yıldızının ufuktan yüksekliğini aldığınızda size o yerin enlemini veriyor zaten. Yani bulunduğunuz konumun enlemini veriyor. Bulunduğunuz yerin enlemini veriyor. Yani biz bunları bazen yani çoğunlukla işte astronomlar da yapıyorlar. Öğrencilere, ilkokul öğrencilerine yaptırıyoruz ve çok büyük de zevk alıyorlar bundan. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasınız. Ses kesildi ama hocam ben kestim galiba. Yok, Yavuz hocam sesiniz gelmiyor. Benim sesim gelmiyor mu? Şimdi geldi hocam. Şu an sesim duyuyor mu?
Biraz sizi kestim gibi oldu da o yüzden son cümlenizi... Hayır, yok, anlaşıldı herhalde değil mi? Yani bir şey olmadı herhalde. Anlaşıldı. Duydum hocam, duydum. Arada kesildi ama duydum. Tamam, peki. Çok teşekkür ederim hocam. Ertan hocam, dünya gezegenlerinin, pardon, güneş gezegenlerinin sayıları şu an kesinleşmiş midir? Yoksa bu sayının artma ihtimali var mı? Henüz değilse neden tümü keşfedilemiyor diye soruyor bir hocamız. Yani hocam onun için özellikle Plüto üzerinden yapılan tartışma belki hocamızın dikkatini çekmiş olabilir. O noktada tam bir dolanım yapması gerekiyor Güneş'in etrafında gezegenlerin gezegen sayılabilmesi için. Bu bakımdan tarihte de hani tabii Neptün'ün keşfine baktığınızda da aslında Newton'un evrensel çekim yasası bağlamında ya da kütle çekim yasası bağlamında gözlemlenmeden önce orada bir gezegenin olması gerektiği düşünülüyor ve oradaki gezegen gözlemlenerek bulunuyordu. Hatta daha sonraki süreçte de yine orada gezegenin hareketlerindeki bir takım değişiklikler üzerinden başka bir gezegen olması gerektiği düşünülüyor. İsmine Vulkan bile diyorlar ama o Vulkan gezegeni hiçbir zaman gözlemlenmiyor. Netice itibariyle şu anki hesaplamaların teorik düzlemde de gezegenlerin olup olmamasına ilişkin bilgiler verebilir. Ama bu gözlemler ilerleyen dönemde belki daha farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Şöyle söyleyeyim ben. Aslında Güneş sistemi içerisindeki bütün asteroidler olsun, gezegenler olsun aslında keşfedildi. Şu anda Güneş sistemi içerisinde ne kadar asteroid var, ne kadar gezegen var, ne kadar gezegencik var, asteroidlere gezegencik diyoruz, küçük gezegen var. Bunların hepsinin sayısı tam olarak biliniyor artık. Çünkü artık o derece yüksek teleskoplara, hassas teleskoplara sahibiz. Şöyle bir problem var Plüton için, onu söyleyeyim belki ilginizi çeker. 2006 yılında Plüton gezegenlikten kaldırıldı. Yeni bir gezegen tarifi yapıldı. Bilim aslında bu tariflerle işliyor işte. Ve dendi ki bir gök cisminin gezegen olması için birinci şart güneş etrafında dönecek. İkinci şart küresel olacak. Üçüncü şart etrafındaki enkazı temizleyecek. Plüton üçüncü şarta uymadığı için kaldırıldı. Bunun nedeni en temel nedenlerden biri bu. Bir de Plüton'un dışında tıpkı Mars ve Jüpiter arasında asteroidlerin olması gibi Plüton'un dışında da Güneş sistemini çevreleyen, tıpkı Satürn halkası gibi çevreleyen büyük bir kuşak var. Bu kuşağın içerisinde de asteroidler var. Ve bu kuşağın içerisindeki birçok asteroid Plüton gezegeninden çok daha büyük. Dolayısıyla eğer Plüton'u gezegen kabul ediyorsak, buradaki asteroidlerin hemen hepsini gezegen kabul etmek gerekir dendi. O yüzden de işte Güneş sisteminde artık 9 gezegen değil, belki 200 gezegenden söz etmek gerekeceği için bu da ölçüm yöntemleri için ve işte araştırma yöntemleri için aslında iyi olmaması nedeniyle Plüton gezegenlikten kaldırıldı. Ama Güneş sistemi içerisindeki hemen hemen bütün var olan gök cisimlerinin aşağı yukarı biliyoruz. Sadece bilemediğimiz bazen dışarıdan gelen kuyruklu yıldızlar, asteroidler bazen yakınlaşıyor. Onları çok fazla bilemiyoruz. Bazen tesadüfi bir şekilde yeryüzüne gelebiliyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir sorumuz daha var. YouTube'dan gelmiş. Ahmet kardeşim buraya iletmiş. Ondan sonra gelen yorumlar var. Ben bu soruyu da sorduktan sonra Ertan hocam toplantıyı yönetmek üzere Ali hocama devredeceğim. Trigonometrik ifadelerin ölçülmesi Yunan ve Araplar arasında bariz farklılıklara sahipti. Bu farklılık Arapların önceki matematik bilgisinden mi yoksa Yunanlıların çeviri yapıp bilgileri kullandıktan sonra mı farklı ölçüm yapabilme yeteneğine kavuşmalarından mı diyor hocamızın sorusu. Matematik tarihiyle ilgili yapılan anlatımlarda sanırım biraz dile getirildi bu. Ama astronomi bağlamında düşünürsek tabii trigonometri Yunanlılardan da önce bulunan, hatta M.Ö. 1600'lere ait bir tablette trigonometrik bir cetvelin olduğu, bunun da hatta günümüz trigonometrisinin bile ötesine geçebilecek bir takım özellikler barındırıldığı söylüyordu. İslam dünyasındaki tabii hassas ölçümler ister istemez matematiksel çalışmaları daha da geliştirilmesini zorunlu kılmıştı diye düşünüyorum ben. Bu bakımdan tarihte de Newton ya da Leibniz'de de gördüğümüz belli açıdan hedefleriniz varsa bu hedeflerinizi gerçekleştirmek için teorik bilginizi daha da geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii İslam dünyasında matematiğin gelişmesine ilişkin bilgileri matematik tarihçi hocalarımız verdiği için hani Harezmi'nin ya da diğer
isimlerin ciddi anlamda katkılar yaptığını zaten ifade etmişlerdi. Evet, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sorun yok ama sözlü olarak soru sormak isteyen arkadaşımız varsa onlara da bir şans vermek isterim. El kaldırma işareti göremedim. Dolayısıyla Ali Hocam'a ben devredeyim. Değerli Başkanım, sorularımız bu kadar. Ben katkısı olan, soru soran, dinleyen herkese tüm arkadaşlarımıza iyi akşamlar dileyerek görevimi devrediyorum efendim. Ercan Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli hocalarım, bilim tarihi konuşmalarının 11.sini tamamladık. Sizlerin varlığınızla tamamlamış olduk bunu da. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ama bugün için Ertan Tağman hocama bize usturlabı ve rubu tahtasını tanıttığı için teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, teşekkür belgemizi yansıtma imkanımız olacak mı? Sanıyorum. Hocam birazdan yansıtacağım. Bekleyelim mi? Hocam teşekkür etmeden olur mu? Yani bütün sermayemiz bu hocam, bunu dağıtacağız artık yani. Bilim tarihi sohbetlerimiz gelecek hafta ve ondan sonraki haftada devam edecek. Ramazan sonunda tamamlamış olacağız. Yavuz Unat hocamın desteğiyle 13 haftalık bir sohbet serisi tamamlamış olduk. Gerçekten gerek bilimin tarihi, gerekse İslam'ın, Müslümanların bu bilime vermiş olduğu katkılar konusunda derin bir bilgilenme oldu. Bu konuşmaları, bu sohbetleri yazıya döküp Üniversite Araştırmalar Dergisi'nin özel sayısı, bilim tarihi sayısı olarak yayınlamayı da planlıyoruz. İnşallah bunları başarırız. Ahmet'in teşekkür belgesini yansıtmasını bekliyorum. Gerek Zoom'da gerekse YouTube'da büyük ilgi gösterdiniz. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Ertan Tağman hocama tekrar teşekkür ediyoruz. Basılı olarak da bu belgeleri biz ileteceğiz zaman içerisinde. Ahmet'ciğim çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Kadir Verim hocama da bugünkü güzel dinletisi için teşekkür ediyorum. Ahmet'ciğim onun için de bir sertifika hazırlayabilmiş miydik? Ahmet sanki matbaada basıyor gibi geliyor bana. taze hocam. Gerçekçi olması açısından herhalde. taze hazırlıyor Ercan hocam. Evet Rıfkı hocam, ben de gördüm yani bunun da başka bir güzelliği var tabii sonuç itibariyle. Kesinlikle. En azından el emeği oldu da ortaya çıkanda. Çok güzeldi Ercan hocam. El emeği. Kayda geçiyor hocam. Şimdi YouTube'da bu artık yıllarca izlenecek. Ahmet harıl harıl çalışıyor tabii. Teşekkür gönülden olunca daha da kıymetli. Biz gönlümüzden de teşekkür ediyoruz ama sonuçta görüntü ve gönlün güzelliğini göstermesi bakımından önemli. O vesileyle Ahmet'in tabii çalışmasını sağlamak durumunda kaldık. Sağ olsun, bize çok destek oldu. Evet. Nerede çok güzel. Kadir hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel katkılar için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, gelecek hafta yine aynı saatte, Ramazan başlaması dolayısıyla 22.30'da programımızı devam edeceğiz. Ama Ramazan özel olarak yarın saat 9'da, Durmuş Hocam'ın da başlangıçta anons ettiği gibi, Diyanet İşleri eski başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez'i
oruç konulu sohbetiyle dinleyeceğiz. Hem Ramazan'ı karşılamak bakımından bu güzel bir sohbet olacak. Ramazan'ın manevi havasına girmemizi sağlayacak. Hem de oruç konusunda değerli hocamızın bilgilerinden, birikiminden istifade edeceğiz. Ben yarın akşam sizleri tekrar Zoom'a bekliyorum, YouTube'a bekliyorum. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalınız. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler. Yavuz Hoca, hayırlı akşamlar.